Sevgilimin beş tane daha sevgilisi olduğunu öğrendiğim gün, erkek kardeşim, üzülme abla bence favorisi sensin demişti. Kız kardeşim civciv almıştı. Bir gün sonra civciv ölmüştü. Ne araba bağlandı ona bilmiyorum. Ama civciv için deli gibi ağlamıştı. Babam yanına gidip ağlayan kardeşime çay koy taziyeye gelelim demişti. Dedem aynı gün hem endoskopi hem kolonoskopi olacaktı. Doktora eğer aynı boruyu kullanacaksanız önce ağızdan sokar mısınız demişti. <laughs> Dedem ölünce vasiyeti üzerine Bayburt'a gömmeye gittik. 20 saat yol. Abim cenazede anneanneme inşallah şu tarz bir vasiyetin yoktur. Gelmem çünkü demişti. <laughs> Anneannem vefat ettiğinde tabutun başındayız tüm kuzenler. Herkes uykusuz, anneannemin dünya iyisi bir insan olmasından bahsediyoruz. İçimizden biri dedi ki, ya tabutun üstündeki örtüde Arapça ne yazıyor? Abim de Only God Can Judge Me yazıyor demişti. <laughs> Kimseden bir şey talep etmeyi sevmem. O yüzden ayağımı paramparça kırıp tekerlekli sandalyeyle aile evine dönünce ne zaman bir şey isteyecek olsam gözlerim doldu. Birinde kendim su alacağım diye düştüm. Sinir krizi geçirirken erkek kardeşim gelip şey dedi. Baba bir gel Hawking düşmüş. <laughs> Komşudan gece ağlama sesleri, bağırma sesleri geldi. Kalktım kötü bir şey olduğunu anlayıp kapısını çaldım. Babası vefat etmiş, içeri girdik. Sonra eşinin amcası geldi, kızım salavat getir deyip duruyordu. Sonra kadının küçük oğlu gelip bana dedi ki: "Salavat neredeyse getirip anneme versen?" 3 <laughs> ay yurt dışında kalıp döndüğümde sırayla babamın kanser olduğunu, balıklarımın da öldüklerini söylemişlerdi. Ben şaşırmış kalmışken abim anneme dönüp evlatlık olduğunu da söylemenin tam vakti demişti. <laughs> Umreye gitmeden bir gün önce trafik kazası geçirdim. Acilden eve geldim. Erkek kardeşim: "Abla az daha Medine'ye varamıyordun." dedi. <laughs> Kedim balkondan kuş yakalamış. Salonun ortasında yüzüme bakıyor ağzında kuşla. Evde tekim ve hayatta alamam kuşu. Komşumuz geldi aldı. Elim ayağım titriyor panikten. Babamı aradım. Sağdan soldan tüy topluyordum söylenerek. Babam dedi ki ağzınla kuş tutsan yaranamazsın işte sana. <laughs> 2016 senesi kuzenim evlenecekti. Düğün gününe bir hafta kala ananesi hayatını kaybetti. 40 gün sonra dedesi hayatını kaybetti. Yine 40 gün ertelediler. Düğün günü yaklaştı bir iki gün kala benim dedem hastalandı. Bu sefer kuzenim apar topar geldi. Hasta dedemin odasına daldı. Dede gözünü seveyim dayan iki gün kaldı dedi. Hastalıktan bitkin düşen dedem bile gülmeye başladı. Neyse Haziran'ın beşişi düğün günüydü. 4 Haziran'da dedem vefat etti. Mezarlıkta toplandığımız gün abim kuzenime senin evliliği iptal edelim yoksa tüm sülale ölecek dedi. İmam kendini tutamadı güldü. Mezar başında herkes gülmeye başladı. Dedemizi gülerek defnettik mekanı cennet olsun. <laughs> Eniştem cezaevinde memur, orada çörek üretimi yapıyorlarmış bize de getirdi. Sloganları lezzet firarındayız. Fikrin sunulduğu masayı meraktan gebereceğiz. <laughs> bir keresinde kız kardeşim ölme düzeyinde bayılmıştı. Kendine gelip neşelendirmeye çalışacağımız sırada erkek kardeşim gelip Rabbin kimdir sorusunu sormuştu. <laughs> Videolarımızın devamı için abone olmayı unutmayınız.